Bölgeye geçiyoruz şu an. Herkese tekrar merhaba. Şu an Elhambra'nın en iç bölgesine geçiyoruz. Görüyorsunuz burada tavanlar. Burada biraz tavanda Hristiyan etkisi hissediliyor. Ama yan yüzeyler tamamen Müslümanlara ait. Yine Allah'ın ve Kur'an'ın şeyleri, Allah'ın adları görüyorsunuz döşenmiş buraya. Ve duvarlara, yukarılara, kapı üstlerine. Gördüğünüz gibi. Ve ondan sonra evet, bu bölge görüyorsunuz Elhambra'nın iç kısmı. Evet, İslami eserlerin ortasında böyle bir havuz. Bu biraz Hristiyan etkisini gösteriyor. Tabii Katolikler burayı ele geçirdikten sonraki dönemle ilgili görünüyor ama diğer yapılar görüyorsunuz muhteşem kemerler. Onların üzerindeki yazılar, Allah'ın adlarına dönük şeyler falan, hepsi tamamen bir Müslümanlar tarafından yapıldığının kanıtları çok net olarak görünüyor. Duvarlardaki yazılar, Kur'an'dan ayetler, Allah'ın var ve bir ve tek olduğu şeyleri. Yine bunun iç kısmına doğru geçtiğimizde, evet, iç salonlar da tıpkı biraz o şeye benziyor. Evet, böyle görüyorsunuz. Üst taraftan kubbemsi değişik. Evet. Sagrada Familia'da da görüyorsun bu tarz şeyleri. İspanyol etkisi var. Burada alt mermerler. How are you? Hey, so can you see at the Mocarabe? Mocarabe? Mocarabe. It's so complex. Yeah. You can see some inscription. Yes, but also most of Surah from Quran. And water, water. So important, yeah. Water from the suelo. Natural, yeah. They take from the mountain right here because yes, water is so natural, important. Yes, climate. Yes, but we have water here in this hill. They take water from very, very far from here. They make some canals to take water to Alhambra. Yeah, I see. Alhambra has purification, peaceful, relaxed. Yes, certainly. Alhambra. And this is also natural climate. Yes, yes. Yeah? Yeah. Yes. You are seeing. Alt kısımlar ise turkuaz ve mavi karışımı mermerlerle döşenmiş yani. Görüyorsunuz bu altları. Have a look here. Mocarabe. Mocarabe. The geometrical is so complex to to do it. Look. That is a mocarabe here. Yes. To do it, some different piece, geometrical piece, and they union them. Yes. To do that is magical. The artisan so complex. Yes. So was a brilliant architect. Also, we are seeing the Sagrada Familia in Barcelona as well. Yes. Şimdi buradan çıkıyoruz. Evet, Pablo'da. Pablo, do you know more about Alhambra? Could you make some explanation? No, because I'm not an official guide. No, just we are talking. Yeah? Just speaking as a friend, okay? You can speak. Okay. Yes, you are seeing amazing Alhambra. Amazing triangle and square architectural and arches.
Oh, sorry. Yeah. This is Alhambra'nın en iyi yeri yani. This is Alhambra, the main palace. Okay. This is the Patio de los Leones. Patria? Patio de los Leones. Des Leones. De los Leones. English? It's Lions. Square? No, no, square. Aslan, aslan alanı. Evet, aslan pointunu gibi bir şey yani gördüğünüz şeyi. Spanish? I'm going to try to see in English. Court of Lions. Okay, yes, court of... Is, court is of... It's a palace in the head of the Alhambra. Yes, court of palace. The court of lion, this area. Yes. Yes, this area name is Court of Lions. Öğrenci çiçeği var. Buradan geçiyorsun. Yine aynı şekilde bahsettiği şeyler tavan yapılmış görüyorsunuz. Evet, bütün şeyler ortada. Evet, hep Allah'ın varlığı ve birliği ve tekliğini ifade eden ayetlerde yoğun olarak işlenmiş durumda. Oradan da geçtiğimizde. Evet. Gördüğünüz gibi. Elhamdülillah bu kısmı da böyle arkadaşlar. Hoşçakalın.